Bambiya, bambiya. Tahsil, tahsil derbe. Bizim 15 Mart 5 Nisan tarihleri arasındaki alışveriş festivali döneminde yine oldukça verimli bir dönem geçirdiğimizi ifade edebilirim. Bu dönemde sadece 51 bin civarında İranlı vatandaşın bizim Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan sınırlı saatlerde çalışan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptığını biliyoruz. Yine Gürbulak'tan ve Esendere'den girişleri de saydığımızda o dönemde aşağı yukarı 100 bin civarında İran vatandaşının ilimizde konakladığını ya da geçiş güzergahı olarak kullandığını söylememiz mümkün. Bugün itibariyle aldığımız rakamlar Ocak-Mayıs ayında aşağı yukarı 172.245 İran vatandaşının bizim sadece Kapıköy'den giriş yaptığını biliyoruz. Kapımızın 24 saat esaslı çalışacak olması, bu beklentimizin karşılanması, burada bir konsolosluğun tesis edilmesi, İran konsolosluğunun tesis edilmesi, İran-Türkiye ortak pazarının genişletilmesi, sınır ticaretindeki kotaların gevşetilmesi durumunda İran'ın bölgesel ekonomiye, dolayısıyla ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacağını ve İran turizminin önümüzdeki yıllarda, kaldı ki bu yılda umudumuz var, önümüzdeki yıllarda belki Türkiye için en önemli turizm hareketliğinden biri olacağı kanaatini taşıyoruz. Bu 172.245 vatandaşın aşağı yukarı ortalama $500 harcama yaptığını varsaydığımızda, ki bu da $75 milyon bir ticari hacme tekabül ettiğini biliyoruz. Biz kendi ithalat ve ihracat rakamlarımıza baktığımızda ya görece bir yükselme var ama istediğimiz düzeyde değil. Çünkü kapımız henüz transit geçişe açık değil. Bazen Van sınır kentidir ve İran'a komşu bir kent olmasına rağmen ithalat ve ihracat rakamları üzerinden bizi eleştiriyorlar. Ama bizim bir kapımız yok. Bizim sadece bir geçiş güzergahımız var. Girişimlerimiz sonucu malumunuz 2019 Mart ayında biz Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonu gerçekleştirmiştik. Bugün itibariyle de ortalama 4000 kişinin bu sınırlı çalışma saatleri içerisinde ilimize giriş yaptığını memnuniyetle söylemeliyiz. Geçen hafta yine İran'daydık ve orada geliştirdiğimiz ilişkiler aslında Türkiye-İran ilişkileri açısından çok önemli bir zemine oturdu. Van açısından da meseleyi değerlendirdiğimizde İran bizim komşumuzdur, onlar bizim misafirlerimizdir. Dolayısıyla bu bilinçle, bu algıyla biz kentimizdeki bu günübirlik ticaretin artık İran üzerinden olmazsa olmaz bir gerçekliği ve boyutu olduğunu söylemeliyiz. Ya şimdi 75 milyon doları işte tabii, yani doların bu esnek durumundan şimdi 16.500'den hesapladığınızda aşağı yukarı $75 milyon. Yani de 1 milyar TL'lik bir hacme tekabül ediyor diyebilirim. 1 milyar TL'nin üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Şu anda %100 doluluk oranında kentimizdeki konaklama sektörü aktörleri. Dolayısıyla bu bir memnuniyet verici. Yani bunu bizim sürdürülebilir kılmamız lazım. Ticaret Sanayi Odası aşağı yukarı 4-5 yıldır bu konuda çok ciddi bir algı oluşturdu. Aslında bir olgusu da var, bir arka planı da var. Salt bir algı üzerinden yürümemek lazım. Biz çabalarımızı durmadan devam ettireceğiz. Bizim Ticaret Sanayi Odası yöneticilerinin hiçbirinin İran'la bir ticareti yok ama kent ekonomisi açısından görevlerimizin farkındayız. Pazarı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Aynı başarı hikayesini bizim Irak pazarında da gerçekleştirmemiz lazım. Azerbaycan'la, keza Ermenistan'la da bu anlamda yakın tarihlerde yapacağımız etkinliklerle inşallah İran pazarını çeşitlendirerek şehrimizi artık bu başarı hikayesinin nirvanası düzeyinde yeniden tanımlayabiliriz.